Değerli Reklam Payı takipçileri, Astroloji'nin yepyeni bir bölümüyle, yepyeni bir 2018 bölümüyle daha karşınızdayız efendim. 2017'yi bitirdik. Sırada 2018 var ve sıradaki burcumuz Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Aynen öyle. Evet sevgili Astroloji'ler, sevgili Oğlaklar ve bilhassa da sevgili yükselen Oğlaklar. Efendim direkt bir dolunayla açıyoruz ayı. Nerede? Yengeç Burcu'nda, yani sizlerin doğum haritasında 7. evinizde 2 Ocak'ta gerçekleşecek bir Yengeç Dolunayı var. Şimdi 7. ev neyi anlatıyor efendim? Her türlü ikili ilişkiyi, değil mi? Evliliğimizi, ticari ortaklıkları, ticari müşterilerimizi, avukatımızla, psikologumuzla, astroloğumuzla, herkesle olan arkadaşlık ilişkilerimizi, her türlü ikili ilişki, bir 7 aksı çünkü ilişki aksıdır. Şimdi demek ki iş ortaklıkları ve iş birliktelikleri konusunda kararlar alabileceğiniz bir dolunay olabilir. İlişkinizin durumuyla ilgili bir netleşme sağlayabilirsiniz. Bu her türlü ilişkiden bahsediyorum. Yani bu sadece iş ortaklıkları değil, evlilik, sevgililik, ticari müşteriler. Yani bu dolunay size şunu gösterecek. Bu ilişkideki problem ne? Bir problem var mı? Ya da bir problem yok ve artık bu konuda bir takım adımlar mı atmak gerekiyor? Bu dolunayın konusu bu. Oraya bir ışık tutuyor ve ikili ilişkilerle ilgili size kararlar almanız için yardımcı oluyor. Aslında budur. Eşinizle ilgili ya da iş ortağınızla ilgili ya da sevgilinizle ilgili onu tartmak, ölçmek, gerçek yüzünü anlamak, ilişki motivasyonunuzu görebilmek anlamında bu dolunayın faydasını görüyor olacaksınız. Belki de partnerinizin, eşinizin ya da ortağınızın hayatında çok önemli bir gelişme de olabilir bu dolunay zamanı. Bir dava açmayı düşünüyorsanız, bakın 7. ev davalarla da ilgilidir. Doğru avukatla karşılaşırsınız mesela bu dolunay zamanı. Ya da evet artık ben bu davayı açmak istiyorum da diyebilirsiniz. Özetle bu dolunay her türlü ikili ilişkide konuşulmayan, netleşmeyen sıkıntılı ne varsa ortaya dökecektir. Dolayısıyla siz de doğru kararlar alabiliyor olacaksınız. 20 Ocağı kadar Güneş, Venüs ve Merkür Oğlak Burcu'nda. Yani sizin yükseleninizde. Zaten birçoğunuzun doğum günü ayı, değil mi Barış'cığım? Evet. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Yeni yılda bütün güzellikler. Bütün güzellikler sizlere bulsun inşallah. Ama top tabii gene sende. Estağfurullah. Ama şöyle Barış'cığım, bak Satürn de biliyorsun Oğlağa geçti. Bu yeni yılla beraber hakikaten aslında hepsinin hayatında bir takım değişiklikler var. Özellikle yükselen Oğlaklar tabii ki. Yani burcu Oğlak olanlar tabii ki Satürn'den Güneş'le kavuştuğu zaman muhakkak hani etkileniyor olacaklar. Ama esas etkilenenler her zaman ne diyoruz? Öngörülerde yükselen burcunuzu takip edin diyoruz. Şimdi yükselen Oğlaklar tabii ki yeni bir döngü açtılar. Bizim de bununla ilgili bir yayınımız var Barış'ta. Lütfen açın izleyin. Orada çok detaylı anlattık. Şimdi gelelim Ocak ayına tekrar. Ne diyorduk? Ayın ilk yarısı, ayın 20'sine kadar Güneş, Venüs ve Merkür Oğlak Burcu'nda yükseleninizde. Demek ki ayın 20'sine kadar karakter ve kimlik özelliklerinize dikkat çekiyorsunuz. Fikirlerinizi merak ediyorlar, ne diyeceğinizi merak ediyorlar, kararlarınız var, planlarınız var, konuşuluyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz, ne istediğinizi biliyorsunuz, kendinizi göstermek istiyorsunuz, gayet başarıyorsunuz, gayet güzel, iletişiminizde çok güçlüsünüz. Venüs-Merkür kavuşumu var. Merkür iletişim, Venüs uyum. Demek ki çok güzel kararlar var. Bu kararları çok güzel izah ediyorsunuz. Fikirlerinizi anlatıyorsunuz. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bu kavuşumda ikna edemeyeceğiniz hiçbir insan olmaz. Herkesi ikna edersiniz. Gayet güzel, gayet girişimcisiniz, gayet keyiflisiniz. Nitekim Güneş, Venüs ve Plüto ile kavuşacak efendim. Güneş, Venüs ve Plüto ile kavuşacak. Daha doğrusu Güneş ve Venüs Plüto ile kavuşacak. Öyle adlandıralım. Ne zaman efendim? O ayın 10'unda. 10 Ocak'ta bu kavuşum var yükseleninizde, Oğlak'ta. Demek ki siz böyle ayın 10'u gibi kararlarınızla çok önemli bir dönüşümü başlatacaksınız. Yepyeni bir fikriniz, yepyeni bir kararınız var. Belki yepyeni bir işe başlıyorsunuz. Belki yepyeni bir ilişkiye başlıyorsunuz. Belki ilişkinizde bir dönüm noktası var. Evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma ve benzeri gibi. Ama önemli bir zaman. Dış görüntünüzde çok önemli bir değişiklik olabilir. Bu böyle estetik gibi ya da dış görüntünüzdeki hani ne bileyim bir değişiklik, ufak bir değişiklik de olabilir. Hani saç sakal bıyık vesaire hani gibi ya da daha ciddi belki estetik bir müdahale. Belki de sağlığınızda bir sıkıntı var. Hemen aradan çıkarmak istiyorsunuz. Böyle ufak bir operasyona, ameliyat ve benzeri bir konuda gündeme geliyor olabilir. Öyle ifade edeyim. Evet. Şimdi 20 Ocak itibariyle Güneş ve Venüs
Artık Kova burcuna geçiyor efendim. Kova burcu sizin doğum haritanızda ikinci eviniz. Yani maddi kaynaklarınızı anlatan bir evde Güneş ve Venüs transiti var. Unutmayın, Venüs bir finansal gösterge. Ve bir finansal göstergenin finansla alakalı maddi konuları anlatan bir evde transit halinde olması elbette gayet güzel efendim. Nitekim sanki böyle 20'sinden sonra öz kaynaklarınızı masaya yatırıyorsunuz. Bir inceliyorsunuz. Gelir giderlerinize bakıyorsunuz, para trafiğinize bakıyorsunuz. Böyle bir gözden geçiriyorsunuz onları. Belki bir yatırım yapmayı planlıyorsunuz. Hani bir sürü girişimler var dedik. Değil mi? Hani yayının başından beri anlatıyorum. Belki bir yatırım planınız var. Belki bir iş fırsatı var. Belki yeni bir iş var hayatınızda. Finansal bir gösterge olduğu için Venüs güzel. Paralar geliyor. Kasanıza paralar giriyor. Belki de yeni bir işe giriyorsunuz. O yüzden maaş almaya başlıyorsunuz. Hani bu şekilde de düşünebilirsiniz. Çünkü yükselen oğlakların birçoğunun da iş aradığını biliyorum. Çünkü Satürn yaydayken sizi işsiz bıraktı. İş konularında çok zorladı. Birçoğunuz şu an iş hayatındasınız. Hani bir takım yeni işler olacak. İşe başlıyorsunuz. Bununla ilgili güzel girişimler var ve bunlar tabii ki dikkat çekiyor. Evet. Maddi kazançlar, maddi güzel haberler dikkat çekiyor. Şimdi efendim 31 Ocak'ta ayı bitirirken son gün Aslan Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Sizin 8. evinizde Aslan Burcu. Demek ki yine maddi kaynaklarınızı anlatan bir alanda. Ve biliyorsunuz yeni aylarda hep güneş tutulmaları olabiliyor. Ve biliyorsunuz ay tutulmaları da dolunayla beraber olur. Ve bu ay tutulması, bu aynı zamanda bir dolunay ve aynı zamanda bir ay tutulması. Önemli yani. Ayın 31'indeki bu gökyüzü hareketi sizler için önemli ve 8. evinizde gerçekleşiyor. Demek ki ortak kazanımlar alanında, aileden, eşten, iş ortağınızdan gelen paralarla ilgili bir alanda bir dolunay ve bir tutulma yaşayacaksınız. Gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, kredileriniz, vergiler, sigorta, tazminat, bütün finansal konuları ilgilendiren bir alanda bir dolunay ve bir ay tutulması. Demek ki bakın, siz yükselen oğlaklar uzun zamandır maddi konularda sıkıntılar yaşıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızı dengelemede sıkıntılar yaşıyorsunuz. Maddi konularda çok gel gitlisiniz. Para trafiğinizde sıkıntılar var. Maddi krizler çok yaşıyorsunuz. Fakat bu sene artık maddi konularda bir sıkıntı istemiyorsunuz. Denge istiyorsunuz, istikrar istiyorsunuz, kararlar almak istiyorsunuz, önünüzü net görmek istiyorsunuz. Bu dolunayda bu konuda size yardımcı olacak. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Mesela bu dolunay ve bu tutulma, ikisi aynı anda malum. Bu size hayatınıza bu yatırımları getiriyor olacak. Ya da maddi beklentilerinizle ilgili bir takım durumlar varsa bu tutulmayla beraber bunlar netleşiyor olacak. Belki bir miras, belki aileden gelecek bir para, belki bir yatırım, belki ortak maddi kaynaklarda bir artış. Hani maddi konularla ilgili sıkı kararlar alma. Hani bunlar her neyse bunlarla ilgili o kararı alabilecek veriye ve bilgiye sahip olacaksınız bu tutulmayla beraber. Öyle söyleyeyim. Belki de yanlış bir yatırım yaptınız. Bundan döneceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Öyle anlatayım. Evet. Şimdi ayın tamamında Mars Akrep Burcu'nda 11. evinizde. Yükseleninize 60'lık açı yapıyor Mars. Bu bir destek açısıdır. Akrep Burcu'nda gayet güçlü. Demek ki kariyer çevrelerindeki eforunuz dikkat çekiyor Ocak ayında. Kendinizi güzel anlatıyorsunuz. Belki iş görüşmelerine gidiyorsunuz ya da rakiplerinizin dikkatini çekiyorsunuz. Belki sunumlar var, organizasyonlar var. Ne bileyim yani kendinizi gösterebileceğiniz iş sahaları var ve buralarda dikkat çekiyorsunuz efendim. Bunu demeye çalışıyorum. Tabii ki 11. ev sosyal hayatınızı anlattığına göre. Demek ki arkadaşlarınız arasında gayet hızlısınız. Belki çapkınsınız. Belki bir takım eğlenceler var. Bir takım böyle hareketli bir takım sosyal aktiviteler var. Bunlar dikkat çekiyor. Fakat işin içinde Mars var. Ne olur ne olmaz. Gerilmemeye de dikkat edin. Zaman zaman arkadaşlarınızla ufak tefek gerilimler de olabilir efendim. Sevgili yükselen oğlaklar, buna da dikkat edin. Evet. Şimdi demek ki ayın genelinde baktığınız zaman ne dikkatimizi çekiyor efendim? Şu dikkatimizi çekiyor. Yepyeni başlangıçlar var. Bu yeni başlangıçlar ilişkilerle ilgili olabilir. Evlilik, ilişki, ticari ortaklıklar veya maddi konulardaki girişimlerle ilgili olabilir. İş fırsatları var. Maddi konular dikkat çekiyor. Paranız geliyor, kasanızda paralar artıyor. Yani yepyeni bir döngü açıyorsunuz. Hakikaten boşuna bu hareketler olmuyor.
Tam da Satürn yükselenize geçmişken bu hareketlerin olması hiç şaşırtıcı değil. Siz artık yepyeni bir hayata başlıyorsunuz sevgili yükselen oğlaklar. Bakın bir Satürn 1. ev transiti, Satürn oğlak transiti lütfen izleyin. Bununla ilgili bir video var. Jüpiter akrep dönemi izleyin, çok önemli sizler için. 2018 genel yorumlarına bir göz atın. Bunlar efendim çok önemli. Biz orada bu konuları çok detaylı anlattık. Zaten bunların hepsini izlediğinizde gerçekten bu genel fikir aklınızda oluşacak. Hakikaten yepyeni bir dönemi başlattığınızı ve tekrar ayağa kalkacağınızı, güçlendiğinizi, evet bazen sorumluluklardan sıkılacağınızı ama aslında bu sorumlulukları çok da özlediğinizi göreceksiniz. Evet Barış'cığım, söz sende. Son cümlelerine aynen katılıyorum. Bayağı da derin oldu. Uygurcuğum, evet. Bahsettiğim bu 3 önemli video bloğuna şöyle bir şey yapacağız. Bu videonun üzerinde bir i harfi var görüyorsunuz. Evet. Info anlamında, videonun bilgileri anlamında. Mouse'unuzla ya da telefonunuzdaysa parmağınızı oraya kliklediğinizde bir liste açılacak. O liste açıldığında Uygur Bey'in bahsetmiş olduğu 3 videoyu ve daha fazlasını da görebileceksiniz. Harika. Ve burada kliklediğinizde de direkt o videoya geçebileceksiniz ki eğer bu videoyu izlediyseniz o videoları da bize sorarsanız izlemeniz lazım. Bu birinci anonsumuzdu. İkinci anonsumuz da şudur Uygurcuğum. www.reklampedia.com İnternet sitemizi yeniledik ve radyomuz yayına başladı. Artık internet sitemizi açtığınız anda radyomuzla da karşılaşıyorsunuz. Bu ilk adımımız, devamı gelecek, eylemlerimiz devam edecek. Müzik söz konusu olduğunda her zaman devam edecek. Bir de bir proje grubumuz var. Bu sürprizimiz de 2018 yılında gerçekleşecek diye tahmin ediyorum. Hazırlıkları devam ediyor. Şimdi merak ederiz. Azıcık ucundan çıtlatıver. Ya postmodern jukebox tarzı bir projeyi yapacağız. Ankara'da yapacağız. Ankara merkezde olacak. Oldukça virtüöz sanatçılarımız var. Ha, tabii yani güzel bir kayıt yapacağımızı düşünüyorum. Ben de uzun süredir müzik kaydı yapmadım, prodüksiyonu yapmadım. Ki bu işleri sen çok iyi bilirsin. Mix mastering falan yapmadık. Belki ben yaparım. Yani güvenmiyorum şu an o kadar kendime ama. Bana da bir kaset yap Barış. Böyle bir şey vardır ya. Bana bir kaset yap. Beni çek çıkar şu hayatta. Beni ünlü yap. Uygurcuğum seninle astrolojisi yapıyoruz zaten, daha ne olsun. Efendim astrolojisi bir başarı hikayesi aslına bakarsanız. Evet. Aylık ortalama izlememiz 150 bin oldu Uygurcuğum. Öyle mi? Aa ne evet, güzel. Evet, bayağı 150 bin oldu. Evet. Takipçi sayımızda teşekkür ederiz efendim. Sizlerin desteği olması olmazdı. Evet. Takipçi sayımızda 15 bin geçti. Yavaş yavaş ilerliyoruz ama sağlam bir temel üzerinde ilerliyoruz. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Oğlaklardan ve yükselen oğlaklardan bahsettik. 2018 yılının Şubat ayında yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.